Bu arada son zamanlarda yani hani nazara gelmek diye bir şey vardır. Ülkemiz üzerinde ciddi felaketler son zamanlarda dolaşıyor. Askerlerimizin şehit olması, İdlib olayları, derken Şii olayları, derken deprem olayları. Yani her gün insanın canını sıkacak değişik belalar, değişik musibetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Elbette bütün bunların karşısında bize düşen nedir? Bol bol dua yapmaktır. Şurasını da söylemeden geçemeyeceğim. Gökten inenler, yerden göğe doğru çıkanların mahsulüdür. Bir daha söylüyorum. Gökten inenler, yerden göğe doğru çıkanların mahsulüdür. Yani bizde haramlar, zinalar, içkiler, kumarlar vesaire haramlar ne kadar çoğalırsa, göklere doğru çıkarsa belalar, musibetler de çoğalır mı? Çoğalır. Hastalıklar çoğalır, değişik belalar çoğalır. Şu bir gerçektir ki Allah'ın izni olmadan yaprak dalından düşemez ve sallanamaz. Bizim asıl dua yaparken şu noktaya parmak basmamız lazım. Rabbimizden orasını istememiz lazım. Allah'ım bu belaları ve belalara sebep olan masiyetleri ülkemizden yok eyle. Artık normal hale geldi Allah'a karşı gelmek, peygambere karşı gelmek, şeriatı inkar etmek, Kur'an'ı inkar etmek normal hale geldi. Yani böyle bir şey Rusya'da olsa, böyle bir şey Bulgaristan'da olsa biz bundan yine rahatsızlık duymamız lazım. Ama ülkemizde böyle şeyler aleni olmaya başladı ve ateistim diyenlerin aleni ben ateistim diyenlerin sayısı efendim gittikçe artmaya başladı. Bunların bir sonucu var mı? Bunların bir bedeli var mı? Bunların bir bedeli vardır. Ama sonuçta yani yangın geldiği zaman her tarafı yakıyor. Deprem geldiği zaman her taraf zarar görüyor. Bundan dolayıdır ki biz hem belaların defrafı izalesi için Rabbimize yalvarmış olacağız. Hem de bunlara sebep olan neler varsa masiyetler onların azalması için yok olması için dualar yapmış olacağız. Arkadaşlarımız önümüzdeki pazar sohbetinden sonra 14 secde bu maksatla yapmamızı, ayrıca bu haftadan itibaren bu belaların defrafı izalesi için bir salat-ı tefriciye kampanyası başlatalım dedik. Salat-ı tefriciye 4444 usulü içerisinde yapılır. Salat-ı tefriciye kampanyasına arkadaşlar dışarıda zannediyorum broşür de dağıtmış olacaklar. Bu sohbetler ilk TV'den canlı olarak yayınlanmış oluyor. Dolayısıyla orada ki arkadaşlarımıza ne kadar salat-ı tefriciye okutulduğu konusunda, okunduğu konusunda bilgi verilirse biz de duada bunu belirtmiş oluruz. İnşallah önümüzdeki pazar sohbetten sonra hem bu belaların defrafı izalesi için hem de bunlara sebep olan masiyetlerin defrafı izalesi için 14 secdemiz olmuş olacak. Yapılan salat-ı tefriciyelerinde inşallah duasını yapmış olacağız.